Merhaba arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde sınıf nasıl oluşturulur? Bir sınıf oluşturduğunuz zaman kaç farklı şekilde metot oluşturulur onu göstermiştim. Eğer burada varsa bakalım. Developer Console'a gidiyorum. Evet, burada var. Eğer hatırlarsanız önce demiştim ki eğer metodumuz statik ise nasıl olur? Sonra statik değilse nasıl olur? Daha sonra eğer statik ise ama void değilse nasıl olur diye anlatmıştım. En son olarak da statik değil ve void değilse nasıl olur diye anlatmıştım. O videoyu tekrar izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Şu anda bunları tekrar etmeyeceğim. Ben sadece bunlara bir metot daha eklemek istiyorum. Farklı bir class oluşturup farklı iki metot oluşturmak istiyorum. Ama aynı isimle metodun ismini değiştirmeden aynı isimle oluşturmak istiyorum. Bakalım beraber bakalım bir hata oluşacak mı? Bunu yapabiliyor muyuz? Yeni bir Apex class oluşturalım. Bunun adını da ne diyelim? Buna calculator diyelim. Böyle bir class oluşturuyorum. Ve bu class'ın içinde 3 tane metot oluşturmak istiyorum. Birincisi public static void olsun. Metodumun adı ne olsun? Addition olsun. Addition olsun. Parametre olarak da iki tane integer alıyorum. Ve bunları toplamak istiyorum. Şöyle toplayalım. System nokta debug diyelim. İçine şöyle diyelim. Sum of diyelim. Dışarı çıkalım. Plus A diyelim. Plus sum of A and plus B diyelim. Buna da equals. Buraya ne diyelim? Sum diyelim. Bu şekilde oluşturalım. Şimdi bizim sum'a ihtiyacımız var. Sum'ı da burada. Yine integer diyelim. Integer sum eşittir A plus B diyelim. Şu anda bu metodumuzu bu şekilde yapabiliriz. Hata mesajı var bir tane. Bakalım neden hata mesajı var. System debug tamam. Sum of tamam. Burada problem yok. Sum of A. Burada da problem yok. And B. Şurada plus olması gerekiyor. Plus'ımızı koyalım. Ondan sonra yine save yapalım. Şu anda hiç problem yok. Hata mesajımız yok. Bu bir metot. Şu anda içinde iki parametre olan bir metot. İki sayının toplamını hesaplayan bir metot diyelim. Nasıl çağırıyorduk hatırlayalım. Şu şekilde çağırabiliyoruz. Class name nokta metot name ve içine iki parametre geçmemiz gerekiyor. Integer A, integer B. İki tane integer'a ihtiyacımız var. Diyelim ki 12 ile 18 diyelim. Biz bunu run yaptığımız zaman 12 ile 18'in toplamını göreceğiz. Sum of 12 and 18 equals 30 diyor. Şu equals'un sonuna bir boşluk bırakalım. Şimdi ben burada şunu göstermek istiyorum. Eğer aynı isimle başka bir metot yaparsak çalışacak mı, çalışmayacak mı? Aynı isimle. İsmi değiştirmiyorum. Yine addition. Save diyorum. Ne diyor? Method already defined. Aynı metottan iki tane var. Aynı metottan iki tane var.
ve bana izin vermiyor. Şu anda ne diyor? Aynı metottan iki tane var diyor aslında. Çünkü içindeki parametreler tamamen aynı. Siz integer 1, bir de integer c derseniz içindeki parametreler farklı olduğu için, yani %100 aynı değil, %100 aynı olmaması yeterli. Yani burada iki integer var. Eğer siz burada da iki tane integer alırsanız bu metotlar %100 aynı oluyor. Ama en azından sayısı ya da içindeki metotların type'ları diyelim, türleri farklıysa, metot dedim yanlış söyledim, içindeki parametrelerin türleri farklıysa aynı metot olmuyor. Görüyorsunuz şu anda 3 tane integer koydum içinde. Yani bizim parametre sayımız burada fazla. O yüzden bize hata vermiyor. Hata vermiyor. A artı B artı C diyeceğim şu anda. Şöyle diyelim. Sum of A. Buraya virgül koyalım. B. Ondan sonra şuraya da and plus C yapalım. Plus diyelim. Bunu da şöyle yapalım. Evet. Sum of A, B, and'i şöyle yapalım. C equals'un başına boşluk bırakalım. Sum. Bu şekilde yaptığınız zaman aynı isimle aynı metodu kullandığınız zaman problem olmuyor. Sadece dikkat etmeniz gereken şey ne? İçindeki parametre sayısının farklı olması bir. İkincisi olarak eğer farklı değilse onu da göreceğiz. Türlerinin farklı olması. Hepsinin değil, en az bir tanesinin. En az bir tanesinin. Bunu save yapıp çağıralım. Şimdi ne diyoruz? Debug diyoruz. 12-18 var. Şimdi 12-18 yazmışım ama metot ismi addition. Burada addition var. Burada da addition var. İki tane var. Hangisini çağıracak? Parametre sayısına bakacak ya da türlerine bakacak. Hangisi uygunsa onu çağıracak. Eğer uygun yoksa çağırmayacak. Hata verdiği böyle bir metot yok diyecek. Mesela şöyle yapalım. Sadece 12 olsa. Bizim şu anda metotlarımız arasında içinde tek parametre olan bir metodumuz yok. Addition adında içinde tek parametre olan bir metodumuz olmadığı için bunu execute yaptığınız zaman size ne diyecek? Method does not exist diyecek. Öyle bir metot yok diyecek. Çünkü siz içine sadece bir parametre koydunuz. Eğer iki parametre koyarsanız o zaman şunu alacak. Çünkü iki parametre var içinde. Yani 12 artı 18 yapacak. Ama siz içine 3 tane parametre koyarsanız o zaman hangisini alacak? Bunu alacak. Çünkü içinde 3 parametre olan tek metodumuz bu. Bunu run yapıyorum. Şu anda run yapıyor gördüğünüz gibi. Farklı isim olmasa bile run yapıyor. Bize ne diyor? Sum of 12, 18 and 30 equals 60 diyor. Yani çalıştı. Hangisini çalıştırdı? Bunu çalıştırdı. Üçünü topladı. Şimdi aynı isimle tekrar bir metot yapalım. Bu kez bu metodumuza addition görün. Eğer kaydediyorsanız hata mesajı alacaksınız. Böyle bir metot zaten var diyecek. Neden var? Çünkü aynı isimle ve içindeki parametreler tamamen aynı. Integer A, integer B. Integer A, integer B. Bunlar C, D olsa bile aynı. Çünkü içindeki parametre sayısına bakıyor. Kullandığınız variable'lara bakmıyor. Şimdi biz burada integer A yerine en az ikisinin birini değiştirsek, birine decimal desek. Şimdi şuradakinde decimal yapmamız gerekiyor. Çünkü siz integer'la decimal'ı toplayınca sonucu decimal yapar. Bunu da decimal yapalım. Şu anda kaydediyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ya birinci metodumuzdaki isimle sonuncu metodumdaki isim aynı. Number of parameters yani parametre sayısı aynı. Ama metotlar farklı. Neden metotlar farklı? Aynı isimle aynı parametre sayısıyla ama metotlar farklı. Neden? Çünkü içindeki parametreler aynı türden değil. En azından bir tanesi farklı. En azından bir tanesi farklı. Evet. Yani siz şu anda şu integer'ı decimal yapsanız, şu
integer'da decimal yapsak şu anda bize hata verecek. Neden? Çünkü aynısı var. Integer a, decimal b. Integer a, decimal b. Aynısı olduğu için aynı isimli kabul etmiyor. Ama bunun ismini değiştirirseniz o zaman kabul eder. O zaman kabul ediyor. Aynı isimle kullanmak istediğiniz zaman, tekrar söylüyorum, aynı isimle kullanmak istediğiniz zaman içindeki parametrelere dikkat edin. En azından ya sayısı farklı olsun ya da içindeki türlerden bir tanesi farklı olsun yeter. Bir tanesi farklı olsun yeter. Yani görüyorsunuz integer, integer. İki tane integer var. Burada da iki tane parametre var ama en azından bir tanesi desimal olduğu için aynı isimle bu metodu kabul ediyor. Aynı isimle bu metodu kabul ediyor. Şimdi biz bunu çağıralım. Bakalım 12, 18 dedik. Hangisini iş yapacak? Şunu da değiştirelim bakalım hangisini çağıracak. Biz burada addition dedik ya. Buna hani sadece farkını görmek için buraya a artı b değil de a çarpı b yapalım. Farkını görmek için. Yoksa addition değil. Times oldu ama farkını görmek istiyorum. 12 ile 18'i çağırdığım zaman birinciyi mi çağıracak, sonuncuyu mu çağıracak? Çünkü içinde iki tane parametre var. Hangisini çağıracak bakalım. Evet, 12 ile 18'i topladı. Peki şöyle yapsak ne yapacak? Tekrar bunu kopyalayalım. Hemen bir alt satıra yazalım. 12, buraya da 2,5 koyalım. Şimdi execute yapalım. Evet, birincisinde yine sonuçlar aynı oldu. Rakamları biraz değiştirelim. 2,5 değil de buna 5,5 diyelim. Execute yapalım. Evet, birincisinde 12 ile 18'i topluyor. İkincisinde 12 ile 5,5'i çarpıyor. Yani birincisinde birinci metodu çağırırken ikincisinde sonuncu metodu çağırıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı isimle istediğiniz kadar metot oluşturabilirsiniz. Sadece içindeki parametrelere dikkat edin. Parametreler %100 aynı olmasın. İçindeki parametreler eğer sayı olarak farklıysa problem yok. Ya da en azından türlerinden bir tanesi farklıysa yine problem yok. Aynı isimle siz farklı metotlar oluşturabilirsiniz. İsimleri aynı ama metotlar farklı olacak. Metotlarımız farklı işlev görecek. İnşallah. İkinci videomuzda böyle olsun. Metotlar ve klaslar hakkında umarım faydalı olmuştur.